Anneannemi. Hiç dışarı çıkmama izin vermiyor. Hep evde oturmamı istiyor o yüzden. 90 yaşında. Dayımı. O da beni değiştirdi çünkü çok büyük ihtimal. O beni genelde satar. Küçüklüğümde işkence falan yapmıştır. Ama sever de beni. Ya ben de severim ama değiştirecek olsam ilk onu değiştiririm. Hadi. Dayım. Değişik bir insan. Mental sıkıntıları var. Teyzelerimden kurtulmayı, dayılarımdan kurtulmayı, kesin amcalarımı da reddederdim. Hatta üstüne para verirdim. Çok gereksiz. Instagram'a bir şey koyuyorsun, bir şey yapıyorsun, direkt annemi yetiştiriyorlar. Ya da toplum içinde bana laf sokuyorlar ama harika başarıyorlar. Ben hepsini seviyorum ya. Vallahi değiştirmiyorum. Baba tarafını komple. Yani sevmiyorum. Yani hepsi olabilir çoğu. Amcam galiba. Dolandırıcı. Kendisi o yüzden. Ben kimseyi değiştirmek istemem. Bizde kimsenin kimseye yanlış olmaz. Aa, ben büyük halamı. Çünkü kendisi yaşını çok anlattım. Umarım görmez. Kendisi birazcık çok karışan birisi. Her şeyi böyle kontrol etmek isteyen birisi. Her şeyi çok karışıyor. Dünyanın diğer ucundan beni arıyor. İşte bunu böyle yap, bunu böyle yap diyor. O yüzden onu birazcık değiştirmek isterdim ya aslında. Halamı çok seviyorum. Halamı çok seviyorum. Buradan ona sevgiler. Ama çok müdahale etmesini sevmiyorum. Yani o huyunu değiştirmek isterdim. Yenge mi? Yenge de o yüzden. Hepsini. Gereksizler bence. Ay. yok değiştirmek istemem. Ya çok sık görüşmesek de memnunuz. Amcamı sanırım. Baba tarafı çünkü. Hepsini. Gereksiz bence. Zorunlu bayağı. Ben öyle düşünüyorum. Hepsini. Hiçbiri. Ben memnunum akrabalarımdan. Benim hiçbir sıkıntım yok. Çok iyi ailem. İki tarafta çok iyi, o yüzden çok memnunum. Sevmediğiniz insanları sevmemenizin bir sebebi olsun. Herkese saygılı olun ama size negatif enerji veren insanları hayatınızı çıkarıp pozitif olursanız pozitif insanlar gelir ve herkesi severseniz güzel bir dünya olabilir. En son ne zaman camiye gittiniz? Hiçbir zaman. Agnostiyim ben. Hayatımda hiç gitmedim. Müslüman mısın? Hayır. Neye inanıyorsun? Şu an ateistim. Hristiyanım, Katolik'im. Camiye gitmiyorsun. Şamanistim ben. Türk'üm. Özüm sözüm Türk. Şamanist Türklerin ilk dini. Gök tanrı, yer tanrı. Dünyada tanrıya ilk inanan ırk. Hiç. 60 sene evvel falan belki. Müslümanlığın kurallarına uymuyorum. Ben daha çok özgür, adrenalin dolu bir insanım. Hiç gitmedim ki. Neden? Hatırlamıyorum vallahi. Ne bileyim, şeyim olmadı yani. Müslümanım da hiç yani gitmedim yani. Yolumuz düşmedi. Ha, yolumuz düşmedi. Bayağı oldu ya. 4-5 yıl olmuştur. Cuma olması gerekiyor. Cuma günü gitmiştim babamla. Vallahi en son ne zaman? Gerçekten bir sene olmuştur ya. Bayram namazına. Bu bayram gitmedim. Bu bayram gidemedim. Aynen, uyuyakalmışım ya vallahi. Ama her bayramda kalkacağım diye uyuyakalıyorum. 10 yıl olmuştur. Cuma namazı. Son cuma namazına git. Her hafta gidiyorum. Evet. Sürekli kılıyorum 5 vakit namaz. 15 sene oldu galiba. Şu an kaç yaşındasın? 34. Daha fazla oldu herhalde. 17 sene kadar. Vallahi en son 3 ay falan oluyor. Çocukken gittim ya. Sen cuma. Her hafta gidiyor musun? Yani cuma günleri gitmeye çalışıyorum eğer evdeysem. En son cuma namazına gittim. Küçüktüm galiba ya. Küçüktüm, kaç yaşındaydın abi? Bilmiyorum, 7-8 yaşında falan gitmişimdir. Şu an kaç yaşındasın? 47. Çok uzun süre oldu, hatırlamıyorum. Ya büyük ihtimal bir 4 sene falan olmuştur. İç çamaşırı kilotla girenler ya da çıplak çocuk gezdirenler. Plajlara girişte mesela beachlerde beach'e giriş ücreti artı harcama limiti olması bence saçma. Çok kalabalık oluyor. Denizde bile böyle üstümüze yüzüyorlar bazen. Yani hijyenik değil ve çok fazla çöp bırakıyorlar. Şezlong ücretleri ve plaj giriş ücretleri çok pahalı. Zaten kıyılardan yararlanma hakkımız var vatandaş olarak. O biraz mantıksız tabii. Ücretlerin çok farklı bir şekilde faiz fiyatlarda olması. Alaçatı'ya gittik en son, işte bir ay öncesinde. 1500 liradan ortalama fiyatları giriş ücretleri oluyor. Ortalama da içeride de 2500 lira harcama limiti oluyor. Çok kalabalık olması yani, evet. Bir de çok pis yani. Eğer evet, ücretler çok pahalandı, evet enflasyon, evet işte 2 sene önce yaptığımız hiçbir şey şimdi o parayı yapamıyoruz falan, okey. Ama gitmeyelim. Yani hep beraber gitmeyelim. Çok fazla çöp oluyor. Şöyle de çok fazla izmarit oluyor. Özellikle beachlerde bile oluyor yani. Kalabalık. Fiyatlar olabilir. Şu anki plaj giriş fiyatları. En son 2 verdim sanırım giriş için. Nerede? Bodrum'da. Siz nereye gittiniz en son? Ben yurt dışındaydım. Nerede? Fransa'da. Burayla kıyasladığınızda nasıl? Daha sakin. Yani hizmet yok ama daha mutlu gözüküyor insanlar.